sevgili Art TV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Deva Partisi Kültür Sanat Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Helin Fırat'ı ağırlayacağız. Kendisiyle Türkiye'deki kültür sanat ortamını, kültür sanat alanında kadın olmayı, siyasette kadın olmayı ve Deva Partisi'ni konuşacağız. Merhabalar Helin Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Merve Hanım. Çok teşekkürler. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Siz Deva Partisi'nin kültür sanattan sorumlu genel başkan yardımcısınız. Bugün bu siyaset konusunda pek çok şeye değineceğiz. Fakat önce izleyicilerimizin sizi yakından tanıması için sizin kendi siyasete kadar olan hayatınızdan başlamak istiyorum. Bilkent İşletme okumuşsunuz. Sonra Marmara Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisans yapmışsınız. Ve sonra bankacılık sektörü. Biraz bize siyaset sahnesine kadar olan süreci anlatır mısınız? Tabii ki. 1975 Mersin doğumluyum. Mersinliyim aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi formasyonum işletme üzerine. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul'daki iş hayatım, kısa bir bankacılık geçmişim var. Bu süreçte de Marmara Üniversitesi'nde pazarlama alanında master yaptım. Daha sonra finans ve reklam sektöründe belli bir süre çalıştıktan sonra aslında bana çok da uygun olmadığını, çok da sevdiğim bir alan olmadığını fark ettim. Ve Avrupa Birliği projeleri sürecinde çalışırken Mardin'e bir ziyaretim sırasında yapılabilecek projeler içerisinde neler olabilir diye araştırırken Mardin'in sinema alanında aslında çok özel bir yeri olduğunu fark ettik. Mardin Muğla Işık Hattı üzerinde ışık değeri çok değerli bir şehrimizdi. O dönemde maalesef gerçekten çok büyük bir ovaya sahip ama maalesef suyla ilgili sıkıntısı olduğu yüzden tarım üzerine herhangi bir proje yapmak mümkün değildi. Sanayi de maalesef üzerinde çalışılabilecek bir alan değildi. Biz de Mardin'in sinema üzerine özellikle öne çıkması için bir proje çalışmasıyla başladık. Benim aslında kültür sanat hayatıyla bir araya gelme hikayemde Mardin'in çok büyük yeri var. Çünkü burada bir Sinemardin adıyla film festivali düzenlemek ve Mardin'in sinema hayatına kazandırılması üzerine bir projeydi. Yaklaşık 14 senedir hem Sinemardin Film Festivali'nin yöneticisiyim ve program direktörüydüm siyasete girene kadar. Ve kültür sanatın aslında hayatta neler değiştirebileceğini orada pratikte çok deneyimledim. Daha sonra Ankara'da bir kültür sanat kurumunun hem kurucusu hem yöneticisi oldum. Dolayısıyla yaklaşık 14 senedir kültür sanat alanında faaliyet gösteriyorum. Profesyonel olarak yer alıyorum. Fakat daha sonrasında sizin de belirttiğiniz gibi Deva Partisi yaklaşık 1,5 sene önce kuruldu 9 Mart'ta. Pandemi sürecinin ilk başında ve Deva Partisi ile kültür sanat politikaları genel başkan yardımcısı olarak siyasete, aktif siyasette de yer alma kararı aldık. O süreçten beri de aktif siyasetin içerisindeyiz. Sizin babanız da siyasetçi. Siz babanızın sağlığında mı siyasete ilk ilgin? Yani şu ilgin, siyasetin ilgisinin miladını öğrenmek istiyorum. Hani ailede sürekli konuşulur muydu? Babanızın sizin bazı babalar var ki ben siyasetçiyim, çocuklarım da benimle birlikte aynı yolda yürüsün. Bazıları da hayır, siz burada durun der. Babanızın tavrı nasıldı ve sizin siyasete ilginizin özellikle miladını merak ediyorum. Size belirttiğiniz gibi ben aslında yani Türkiye'nin siyasi hayatında uzun zamandır var olan bir ailenin mensubuyum. Artık 6. nesil diyebiliriz. Dolayısıyla bizim ailemizde hiçbir zaman siyaset dışı olmadı. Her zaman siyaset aile hayatımızın içerisindeydi. Bir gelenek olarak da öyleydi. Bu anlamda hani babamın siyasi hayatı sürecinde ben de kendisiyle tabii zaman zaman birlikte oldum, gezilere de katıldım. Dolayısıyla siyaset hiçbir zaman uzak olduğum bir alan değildi. Ama tabii kültür sanatı da ben toplumsal anlamda bir değişimi sağlayan bir alan olarak görüyorum. Siyaset, aktif siyasete girene kadar ki babam yaklaşık 45-48 senelik çok uzun bir siyasi hayatı ve kariyeri oldu. Bu süreçte hiç düşünmemiştim. Fakat babamı kaybettikten sonraki süreçte
ve Türkiye'nin şu anda mevcut durumuna baktığın zaman siyasette aktif yer alarak aslında sorunlara biraz siyaset alanında çözüm bulmaya, yer almaya karar verdim. Kısaca öyle söyleyeyim. Yani siyaset hayatımızdan hiçbir zaman uzak olmadı aslında. Evet. Peki Deva Partisi'nden size mi teklif geldi? Buluşmanızın hikayesini de dinlemek istiyorum. Biraz da Deva'nın içeriğinden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Aslında şöyle oldu. Deva Partisi programı her seferinde buna değiniyoruz. Gerçekten çok kapsamlı bir program çalışması oldu. Çok da uzun süreli bir çalışma oldu. Bu süreçte yaklaşık 300 tane alanındaki uzman kişi bir araya gelerek bu programı oluşturdu. Birçok toplantılar gerçekleştirdiğimizde. Ben de kültür sanat programı kültür sanat politikaları bölümünde aslında katkıda bulunmuştum. Ve daha sonra Genel Başkanımız Ali Bey'in, Ali Babacan'ın da davetiyle Deva Partisi'nde yer almaya karar verdim. Çünkü yani siyasette yeni bir başlangıca gerçekten Türkiye'de ihtiyaç vardı. Buna gerçekten inandım ve programımızda da baktığımız zaman sadece kültür sanat alanında değil, diğer bütün alanlarda şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut problemlere gerçek anlamda bir çözüm sunduğunu gördükten sonra Deva Partisi içerisinde yeni bir başlangıcın içerisinde açıkçası siyasette yer almaya karar verdi. Evet, kültür sanat politikaları diyoruz fakat çok kullandığımız bir kelime kültür sanat. Fakat kültür sanat politikaları deyince biz ne anlamalıyız? Misyonu ne olmalı? Biraz da sizden dinleyelim bunu. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten kültür sanatı hayatımızda çok kullanıyoruz. Ama siyasette çok da fazla kullandığımızı söyleyemeyiz. Yani kullanıyoruz ama belki içini çok da dolduramıyoruz. Bunun sonuçlarını yani kültürel hayatımızda, sanat hayatımızda Türkiye'de de çok bariz bir şekilde görüyoruz. Kültür dediğimiz şey aslında insanın kendisi, insanın yarattığı gelenekleriyle, inançlarıyla, yarattıklarıyla ortaya koyduğu şey. Yani insanın açıkçası kendisi. Sanatı da daha özelinde düşündüğümüz zaman tabii ki yaratıcılığının eseri, kendi bir ifade şekli. Dolayısıyla yani kültür politikaları dediğimiz şey de bir toplumun açıkçası kültür ve sanattaki potansiyelini, insan kaynağını, insan potansiyelini geliştirmekte, kendini yetiştirmekte ortaya koyduğu stratejiler olarak kısaca tanımlayabilirim. Siyasette evet isim olarak belki kavram olarak çok konuşuluyor ama kültür politikası dediğimiz şeyin siyasetteki karşılığı aslında hak ettiği yerde değil. Bunun sonuçlarını maalesef şu anda Türkiye'de kültür sanat hayatının aslında içerisinde olduğu çıkmazlardan da ortaya çıkarabiliriz. Aslında kültür politikaları kavramı dünyada da yeni bir kavram. 1950'lerden sonra ortaya konmuş bir kavram. Ama gün geçtikçe tabii önemi de her anlamda çok daha ortaya çıkıyor. Ben özellikle Türkiye gibi çok kültürlü toplumlarda kültürün ve sanatın o toplumun çimentosu olduğu kanısındayım. Ama maalesef görüyoruz ki kültür sanat daha çoğunlukla ülkemizde hak ettiği değeri ve gündemi aslında taşıyamıyor. Bugün televizyonlara da baktığımızda kültür sanatla ilgili program sayısı neredeyse parmakla sayılacak kadar az. Günlük hayatımızın içerisinde o kadar az görüyoruz ki ama yani ben hep şöyle de tanımlıyorum birazcık. İnsani kalkınmayı, toplumsal kalkınmayı ya da bir ülkenin kalkınmasını sadece ekonomik kalkınmayla sınırlandırmanın yeterli olmadığı kanısındayım. Herhalde hepimiz de bunu paylaşıyoruzdur. Çünkü ekonomik olarak kalkınmış birçok ülke aslında medeniyet anlamında da çok ön sıralarda değil. Bunun örneklerini, birçok örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla kültür politikaları bu anlamda da insan kaynağını, toplumun, vatandaşlarının kendini gerçekleştirebildiği kültür ve sanat politikalarını uygulamakla sorumlu. Bu siyasetin de sorumluluğu. Dolayısıyla siyasette de çok daha fazla konuşulması gereken bir konu.
Evet, biraz önce de söylediğiniz gibi artık kültür sanata dair programların birer birer eksildiğini görüyoruz televizyonlarda. Gerek ana yaygın medyada, gerek diğer alternatif medyalarda da aynı şekilde. Bunun sebebi ne? Bu belli bir politika mı, hükümetin politikası mı? Yoksa bu tarz programlara bir talep mi yok, halkın ilgisi mi yok? İlk sorun bu. İkincisi de hükümetin kültür sanat politikalarını nasıl buluyorsunuz ve sanatçıya tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bir talep yok demek mümkün değil bence. Yani bununla ilgili zaten Türkiye'de bir araştırma da yok açıkçası. Yani bizim en eksik olduğumuz alanlardan bir tanesi özellikle bu istatistiki bilgilerin eksikliği. Ama şöyle de tanımlamak gerekir. Yani bir arz yarattığınız zaman mutlaka onu bir talep olacaktır. Ama son zamanlarda biraz önce de belirttim. Yani kalkınmayı biraz nasıl algıladığınızla da alakalı bir durum. Tabii özellikle sanat özelinde söylersek sanatın bir de öncü bir rolü var. Aslında yani topluma öncülük eden ve bazen zaman zaman ve çoğunlukla da rahatsız edici olabilen. Çünkü toplumdaki yanlışları ortaya kendi tarzıyla, kendi ifade tarzıyla ortaya koyan bir alan. Dolayısıyla bazen değil çoğunlukla siyasetle de çakıştığı birçok alan oluyor. Şimdi kültür politikalarına Türkiye'de gelirsek ve hükümetin uyguladığı politikalara da gelirsek özellikle şunu söylemek lazım. Kağıt üzerinde aslında birçok anlamda şeyimiz var. Kağıt üzerinde aslında politikalar, bakıyorsunuz şuralar yapılıyor, işte eylem planları ortaya konuluyor. Buralarda birçok güzel uygulama aslında geçiyor. Ama bunlar hayata ne kadar geçiriliyor, pratikte ne kadar var bunu tartışmak lazım. Birçok alanda şunu söyleyebilirim ki gerçekten çok büyük eksiklikler mevcut. Benim de aslında şahsi olarak biraz siyasete girme sebeplerimden bir tanesi bu. Biraz önce de belirttim. Sanat aslında bir ifade şekli. Dolayısıyla ifade özgürlüğüne o kadar ihtiyaç duyan ve orada yeşerebilen bir alan. Maalesef ama Türkiye'de şu anda bunun birçok örneği var. Sanatçılardan da Genco Ekval olsun, Metin Akpınar gibi gerçekten duayen sanatçılarımızın yüz yüze gelmiş olduğu davalardan oluşturulmuş olan bu baskı ve korku atmosferinde birçok sanatçımızın kendisine uyguladığı otosansür, yani bunu sadece dışarıdan bir baskı olarak da görmeyelim, otosansür, sansür ortamlarının ortaya çıkmasından kaynaklı gerçekten kısırlaşmış bir kültür sanat alanından bahsediyoruz, hayatından bahsediyoruz, ekosisteminden bahsediyoruz. Türkiye'de ciddi anlamda bu alanda da sıkıntılar mevcut. Aynı zamanda yani bizim parti kuruluşumuz da bu döneme denk gelmişti. Dünya aslında çok da zor bir zamandan geçiyor. Pandemi gibi bir süreç atlattık hepimiz ve hala da bunun içerisindeyiz. Aslında atlatmış da diyemeyiz ama kısıtlamaların çok yoğun olduğu bir dönem geçirdik. Ben kültür sanat alanını biraz Türkiye'de rağmen bir alan olarak tanımlıyorum. Her şeye rağmen buraya gönül koymuş kurumlar ve kişiler ve sanatçılar tarafından götürülüyor. Desteklerin çok az ve eksik olduğu alanlarda biz bunu bir kere daha aslında pandemi sürecinde gördük. Gerçekten sanatçılarımız çok zor zamanlar geçirdiler. Bekledikleri ya da hak ettikleri destekleri gerçekten alamadılar. Bu süreçte özellikle mesela 105 bizim şu anda bildiğimiz bir rakam ama müzisyenin intiharıyla sonuçlanan bir süreçti. Ve yani buradan da anlıyoruz ki aslında kültür politikalarının burada belirlenmiş olan desteklerin aslında ne kadar önemli ve hayati olduğu, geçmiş olduğumuz dönemde de maalesef insan hayatıyla ödeyerek gördüğümüz bir süreç oldu. Buyurun. Buyurun devam edin, ben bitti zannettim sözünüzü. Dolayısıyla ben hani kendi siyasi sürecimi de biraz burada yani girişimi de aslında buraya da dayandırıyorum. Çünkü ben bu alanda aktif olarak da çalıştım ve belli bir süreden sonra artık kendi işinizi de yapamaz bir duruma geliyorsunuz. Ve Türkiye'de maalesef siyaset aslında her alana girdi. Yani sivil toplumdan kadar. Dolayısıyla ben kültür sanatın
toplumdaki değişime katkısına çok inanan bir insanım ama bazen dönüşümlerin çok daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. Bu alanda da yine söylediğim gibi bu eksikliklerin hepsini tamamlamak adına siyasetin içerisinde ve özellikle kültür sanat politikaları, kültür ve sanat insanları ve sanat yapımı üzerine söz söylemek için siyasetin içerisinde olmaya da karar verdim. Biraz önce söylediğiniz hükümetin yani bugünkü iktidarın kültür sanatta eksiklikleri var. Bunu biraz daha açar mısınız? Ve Deva Partisi'nin kültür sanat konusunda geliştirmek istediği projeler neler? Bugün iktidar olsanız ilk neyi değiştirmek istersiniz ya da ne yapmak istersiniz? Kültür sanat anlamında özellikle soruyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani kültür sanatın birinci ihtiyacı gerçekten ifade özgürlüğü. Yani gerçekten özgür, demokratik bir ortamı yaratmak zorundasınız ki sanatçımız bu üretimini ortaya koyabilsin. Dolayısıyla biz programımızın aslında ana omurgası olan ifade özgürlüğünü kültür sanat alanında da bir çıpa olarak görüyoruz. Aslında birinci hedeflerimizden bir tanesi bu. Bunu zaten oluşturduğunuz zaman kültür sanat ekosistemi bir kere sağlıklı bir alan ve zemin bulacaktır. Ve yeşerebilecektir açıkçası. Bu süreçte tabii Türkiye'de özellikle hükümetin belli bir süreç içerisinde gördüğümüz bu kültürel alandaki hakimiyetimizi sağlayamadık. Sefer bunu duymuşsunuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği, ifade ettiği bir kültür politikası uygulanmaya çalışılıyor. Ama tabii bu kültür sanat üzerindeki şablon aslında hiç de uymayacak ya da uygulanamayacak bir şeydir, bir stratejidir. Ve biz bunun sonuçlarını da şu anda mevcut durumda da görüyoruz açıkçası. Ben biraz önce de bahsettim. Kültür sanat alanında Deva Partisi olarak bizim birinci önceliğimiz sanatın gelişmesi için olmazsa olmazlardan ifade özgürlüğünü ve hukuk devleti sisteminin bir kere hayata geçmesidir. Bunun ötesinde biraz önce de bahsettim. Bu pandemi süreci gösterdi ki gerçekten kültür sanat alanındaki desteklerimiz, sanatçılarımıza yaptığımız destekler ülke olarak gerçekten inanılmaz düşük ve yetersiz. Bu alana gerekli olan desteğin verilmesi gerçekten çok önemli. Biz bu alanda Deva Partisi olarak sadece kültür sanat alanında da değil aslında 21 politika başkanlığımız mevcut bizim. Her politika başkanlığımız kendi alanında Deva Partisi hükümete geldiği zaman ilk 90-360 gün içerisindeki politikalarını hazırlıyorlar. Eylem planlarımız hazırlanıyor. Biz de Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı olarak çok yakında bu alandaki eylem planlarımızı da sunacağız, hayata geçireceğiz. Ama bu süreçte dediğim gibi boş durmadık. Bu eylem planlarının yanında pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren sanatçılarımızın yanında olmak amacıyla birçok basın duyurularımız oldu. Birçok kez dile getirdik ve bu değişikliklerin çoğu aslında bakarsanız bakanlık nezdinde de bir karşılık buldu. Ama yine de tabii ki yeter değil. Bunun ötesinde öncelik verdiğimiz mesela harika çocuklar yasası var. Bunu biz çok önemsiyoruz. Bırakın mevcut sanatçılarımızı, gerçekten çocuklarımız içerisinde üstün yeteneğe sahip olan çocuklarımızın tespiti, bunların devlet tarafından desteklenmesi ve Türkiye'nin aslında yüzü olması açısından gerekli olan desteklerle ilgili açıklamalarımız oldu. Bunun dışında çok yakın bir zamanda endüstriyel miras, biliyorsunuz kültürel miras hususunda da Türkiye'nin çok büyük sıkıntıları var. Restorasyon kazaları, çok restorasyon kazalarıyla karşılaşıyoruz. Zaman zaman sosyal medyada bunlar gündeme geliyor. Buralardaki eksikliklerimiz çok büyük. Bununla ilgili eylem planlarımızda ciddi anlamda politikalar oluşturduk. Ama bunun yanında, kültürel mirasın yanında aslında endüstriyel mirasla ilgili de çalışmalarımız var. Endüstriyel miras yani Türkiye'de çok konuşulan bir konu değil. Biz sadece kaybettiklerimiz üzerinden bunları konuşuyoruz. Ama özellikle geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi yapılarının
kültür sanat hayatına kazandırılması anlamında da çok yakında bir duyurumuz olacak. Çok genel olarak İstanbul, yani hem dünyada hem Türkiye'de kültür sanat hayatı için gerçekten çok önemli yeri olan bir şehir. Buralara özel politikaların, İstanbul'a özel politikaların mutlaka uygulanması lazım. Buraya özel bir ilginin mutlaka verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Bunun dışında o kadar geniş ki aslında kültür sanat dediğiniz zaman biraz önce de bahsettiğim gibi insanın kendisi olduğu için ben böyle çok genel ve kısa kısa bir bilgilendirme yapmış olayım. Çok da uzun tutmayayım. Ben bir de kendi kişisel merakım için de soruyorum. Türkiye'de gerçekten de çok yetenekli insanlar var, başarılılar, güzel yaratıcı eserler çıkartıyorlar. Fakat bunlar sizce Türkiye'den evrensel nitelikte sanatçı olanların sayısı yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili ne yapılabilir? Devlet ne destek verebilir sanatçılara? Biraz da bu minvalde fikirlerinizi merak ediyorum. Yeterli olmadı aslında çok ortada. Çünkü yani biraz önce de bahsettiğimiz destek mekanizmaları gerçekten çok zor. Biraz önce de söylemiştim, yani kültür sanat alanı rağmen bir alan. Her şeye rağmen aslında çok büyük fedakarlıklarla kurumların ve sanatçıların ortaya koyduğu bir alan. Bu alanda biz çok daha önde olabiliriz ama biraz önce de söyledim, bunun için, yani bunun gerçekleşebilmesi için hem sosyal anlamda kültür sanatın insanların hayatında bir parça, bir yer alması gerekiyor. Bunun için de genel katılımla ilgili aslında politikaların, eğitim politikalarıyla entegre bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Çünkü sizin sadece sanatçınızı geliştirmeniz, güçlendirmeniz yeterli değil. Onu izleyen insanların, takdir eden insanların sayısını arttırmanız, hayatında kültür sanatı olmazsa olmazı haline getiren aslında vatandaş ortaya koymamız ya da yetiştirmeniz en az sanatımızı geliştirmek kadar önemli. Dolayısıyla ben bu politikaları iki parçalı olarak görüyorum. Bir, toplumsal anlamda kültür sanatın yer aldığı, daha geniş yer alabildiği, karşılık bulabildiği bir ortamı yaratmak. İkincisi de kültür sanatı üreten aktörleri, hem kurumları hem sanatçıları geliştirmek. Yani bunlar tabii biraz önce de bahsettiğim gibi her iki alanda da aslında eğitim politikalarıyla çok entegre hareket etmesi gereken, aslında çocukların çok erken dönemlerinden hayatlarına almaları gereken bir alan. Hem gerçekten çok yetenekli gençlerimizin erkenden tespit edilmesi ve yeteneklerine uygun eğitimleri görmesiyle çok alakalı. Hem de dediğim gibi kişilerin, yani vatandaşlarımızın, halkımızın kendini gerçekleştirmesi anlamında kültür sanata olan ihtiyacını arttırmakla alakalı bir durum. Kültür sanata ihtiyacı arttırmak için dediğiniz gibi bütün politikaların entegre olması lazım. Özellikle ekonomi krizi almış başını gidiyor. Yani vatandaş ekmek iş derdinde sanat sepet diye bahsediyorlar sanattan. Yani o kadar hayatlarının dışında bir şey ki. Çünkü ilk derdi doymak, aş, iş. O yüzden gerçekten de ekonomisi kötü olunca kültür sanat da çok dışarıda bir yerde kalıyor ve gördüğünüz gibi hani krizlerde hep kültür sanattan kısıyor, vatandaş da kısıyor, devlet de kısıyor. Yani maalesef böyle bir kötü tarafı var. Aslında kültür sanat da hepsinin içinde, yani ekonominin de içinde. Siz bir dünya markası çıkardığınız zaman, işte dünya ünlü sanatçılar çıkardığınız zaman ülkeniz bir şekilde zenginleşiyor. Yani hepsi birbirine bağlantılı aslında dediğiniz gibi. Evet, yani gerçekten biraz önce sizin de söylediğiniz gibi çok entegre ve birbiriyle bağlantılı. Tabii ki ilk önce insanlar karnını doyurmak ve hayatlarında belli standartı tutturmayı önceliyorlar. Ama tabii bunun dışında biz yine de bakıyoruz ki savaş dönemlerinde bile insanlar aslında kültür sanatı pek hayatlarından çıkartmamışlar. Hatta belki bu zorlukları aşmak anlamında da çok büyük bir destek, bir dayanak noktası olmuş. Dolayısıyla yeniden söylüyorum, evet ekonomi çok önemli ama bu bir ayrıca da bir kültür, yani dediğim evet. gibi yani hayattaki zorluklara katlanmakta bir dayanak noktası olarak kültürleştirilebilecek de bir alan. Ama
buradaki engeller biraz önce sizin de söylediğiniz gibi işte sanat sepet gibi tanımlarla ya da algılarla ortaya koyduğunuzda gerçekten belki ihtiyaçlar listesinde çok geride ya da hobi olarak algılanacak evet. bir alan olarak duyuruluyor, gösteriliyor, belki algılanıyor. Ama bunun ben doğru olmadığını biraz önce yeniden söylediğim gibi aslında eğitim politikalarıyla bunun çok daha farklı bir bakış açısına ulaşabileceğini düşünüyorum açıkçası. Sanat bir hobi değil, sadece bir hobi değil, öyle söyleyelim. Gerçekten biraz önce de belki kısaca bahsettim, özellikle bizim gibi çok kültürlü toplumlarda, hele ki siyasi ortamın günümüzde getirmiş olduğu kutuplaştırıcı ortamda aslında toplumun da ben yeniden ifade ediyorum, çimentosu olduğunu düşünüyorum. Yani daha fazla aslında sarılmamız gereken, daha fazla özen göstermemiz gereken bir alan. Bir de kültür sanatta kadın meselesi var. Yani bugün kadınların hem izleyici hem de kültür sanatı yaratan süreçte yeterince kadınlar bunların içindeler mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin partinizin bununla ilgili bir politikası olacak mı? Ya da ne yapılması gerekiyor kadınları hem izleyici hem de yaratıcı süreçte işin içine katmak için? Ben kendi profesyonel deneyimlerimden de şunu söyleyebilirim ki aslında Türkiye'de kültür sanatı en çok takip eden, kültür sanat alanında da en çok üretim yapan kesim kadınlar. Aslında aileyi de, erkeği de, çocuklarını da kültür sanatın içerisine sokan kesim kadınlar. Ama tabii kadınların genel olarak toplumsal hayattaki sıkıntılarını hepimiz biliyoruz, hak kayıplarını hepimiz biliyoruz. Buradaki teşvik, özellikle kadınların bu alandaki teşviki çok önemli. Biz bunu Deva Partisi olarak Kadın Politikaları Başkanlığımızla, Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı bir çalıştayıyla ortaya koyduk aslında. Kadının kültür sanat hayatına katılımını nasıl arttırabiliriz? Buradaki teşviki nasıl daha yaygın bir hale getirebiliriz? Yaptığımız ilk çalıştaylardan bir tanesi buydu. Çünkü yeniden söylüyorum, kadın aslında sadece kültür sanat alanı için de değil, diğer bütün alanlarda da bunu çok daha fazla takdir eden bir alan. Ama bunu tabii bunu nasıl geliştirebiliriz de baktığımızda yerel yönetimlerdeki kültür sanat teşvikleri gerçekten çok değerli ve önemli. Özellikle kadının sosyal hayattaki sıkıntıları ve karşılaştığı hak ihlallerini ve kayıplarını hepimiz biliyoruz. Sanat bu anlamda aslında kadının kendini ifade etmekte gerçekten çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla hem sanatsal üretimde hem kültürel tüketimde, sanatsal tüketimde kadınlarla ilgili özel politikaların mutlaka yer alması gerekiyor. Evet, ben yine kadından başlamışken yine Deva'la devam etmek istiyorum. Siyasette kadın temsili hakkında ne düşünüyorsunuz bugün Türkiye'deki kadınların temsili hakkında? Mecliste yeterince kadın var mı? Deva Partisi kadınların siyasete girmesine nasıl yaklaşıyor? Bununla ilgili olarak bir kota var mı parti içerisinde? Nasıl? Biraz parti içerisinde ve Türkiye siyasetini göz önünde bulunarak cevap vermenizi rica edeceğim. Yani ben öncelikle şunu söylemem lazım. Deva Partisi olarak tabii ki bizim de bir cinsiyet kotamız var. %35'lik bir cinsiyet kotasına sahibiz. Ve pratik anlamda da hepimiz sahalara gittiğimizde özellikle kadınların siyasete katılımı anlamında Deva Partisi'nin kadın mensupları olarak sürekli davette bulunuyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki gerçekten bugün Türkiye'nin içerisinde olduğu siyasi şiddetten de aslında artık bahsedebiliriz. Ve nobran ortamı değiştirecek olan kadınlardır. Yani eğer siyasete yeni bir söylem getirmek istiyorsak, yeni bir nasıl söyleyelim, yeni bir üslup getirmek istiyorsak bunun mimarı kesinlikle kadınlar olacaktır. Deva Partisi olarak biz de bunun değerini bilerek %35'lik bir cinsiyet kotası uyguluyoruz. 21 kişilik başkanlar kurulumuzda da 7 tane kadın politika başkanımız mevcut. Daha çok yeni biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in
Siyasette Kadın 2021 araştırması çıktı. Burada dünya ortalaması yaklaşık %24 ya da %25 civarı gibi görünüyor. Ama Türkiye maalesef hala bu ortalamanın çok gerisinde. 122. sıradayız ve %17'lik bir temsiliyetten bahsediyoruz. Yani şunu dersek %50'lik nüfusun %50'sini temsil eden kısmın aslında mecliste ve siyasetteki temsili var olanın çok çok altında. Burada bir kadın olarak ben de şunu söylüyorum, çok kolay değil gerçekten Türkiye'de siyasette kadın olmak. Çünkü zaman zaman çok şiddetli, hatta artık kabalığın da çok ötesinde söylemlerin olduğu bir siyasi ortamda bir kadın olarak var olmak çok zor olabiliyor. Beklentilerle de, yani daha doğrusu sosyal hayattaki beklentiler ve yükü karşısında da kadının siyasette yer alması zor olabiliyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de en sıkıntılı kesimler, en çok sıkıntıyı gören kısımlar biri kadınlar, biri de gençler, çocuklar aslında. Biz bu anlamda Deva Partisi olarak bu kesimlerin, kadınların ve gençlerin özellikle siyasette olmasını çok çok önemsiyoruz. Bizim teşkilatımızda da tabii zaman zaman bu kotalarda Türkiye'de sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama özellikle Deva Partisi'nin yapısına baktığınızda hem kadınlar hem gençlerin temsiliyeti anlamında Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir sonuç görebiliyorsunuz. Ben yeniden söylüyorum, hatta sizin vesilenizle de bunu biraz daha da teşvik de etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de sıkıntılarımızı çözümü için özellikle kadınların siyasette olması gerçekten çok çok önemli. Kısıtlayıcı tarafları var ama bu siyasetin üslubunu değiştirecek olan kadınlardır Türkiye'de. Sizin meselenizde de bu çağrıyı da yapmış olalım. Evet, bir de toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi var. Deva Partisi'nin bu konudaki tavrı nasıl, politikalarından biraz bahsedebilir misiniz? Ve İstanbul Sözleşmesi'ne yaklaşımı nasıl? Deva Partisi'nin bugün iktidara gelse İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe sokmak için bir atılımda bulunur mu? Yani İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede aslında yok sayılmasına ilk itiraz eden partilerden bir tanesiydik. Danıştay'a da itiraz dilekçemizi belirttik. Bütün teşkilatlarımızda, İstanbul Teşkilatımıza dahil olmak üzere kadın politikaları başkanlıklarımız bu anlamda sahadaydılar. Kadın STK'larıyla bir arada hareket ettiler. Biraz önce de bahsettiğim gibi biz Deva Partisi olarak kadın siyasetteki temsilini, kadın haklarını gerçekten önemsiyoruz. Bu alandaki en büyük farklılıklarımızdan bir tanesi de aslında biliyorsunuz Türkiye'deki klasik siyasi parti yapılanmalarında kadın kolları, işte gençlik kolları gibi aslında kadın varlığını bir yan kuruluş olarak dizayn eden bir yapıyı görüyoruz. Biz bunu baştan reddederek Kadın Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı olarak temsiliyetini, yani ana gövde içerisinde, ana yapı içerisinde temsiliyetini önemsedik. Ve bu şekilde de yapılandırdık. Ana yapının içerisinde yer alıyor. Biz biraz önce de bahsettiğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nin yok sayıldığı tarihten itibaren kadınların kazanılmış olan bu hakkının ellerinden alınamayacağı hususunda ifadelerimizi çok net ortaya koyduk ve iktidara geldiğimiz zaman çok daha iyisi ortaya konana kadar İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konması hususunda dirençli bir şekilde çalışacağımızı da belirtmiş olayım. Evet, artık programın da sonuna geliyoruz. Ben son sözü konuğa bırakmak istiyorum. Ne söylemek istersiniz bizim aracılığımızla izleyicilerimize? Türkiye'deki en büyük sorunu da ben bu arada bir de sormak istiyorum. Yani gözlemleyebildiğiniz en büyük sorun. Hem bununla ilgili olarak bugün iktidara gelseniz ne yaparsınız bu konuyla ilgili? Hem de genel hatlarıyla bir sizi de dinlemek isteriz. Yani ben kısaca biraz önce de belirttim. Evet, ekonomik sıkıntılardan bahsettik. Türkiye şu anda gerçekten çok büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde. Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte bu sıkıntılar gittikçe de artacak.
Ama emin olun bir ülkedeki en büyük sıkıntı her zaman hukuken insanların kendisini güvende hissedememesidir. Yani insanın adalet duygusu aslında her şeyin önünde geliyor. Yani bir haksızlığa uğramamak ya da uğradığı zaman bunun karşılığının ne olacağını bilmek. Dolayısıyla ben Türkiye'deki şu andaki kendi alanım da dahil olmak üzere en büyük sorunun gerçekten hukukun aslında siyasete alet edilmiş olması ve insanların adalet duygusunun aslında sarsılmış olmasını görüyorum. Ekonominin de çok ötesinde. Bundan sonraki tabii ki sıkıntılardan bir tanesi de ekonomi. Bunların aslında çözümleri çok kolay. Sadece müdahaleyi ortadan kaldırdığınızda zaten Türkiye'deki birçok kurum ya da bağımsız olması gereken kurum ki bunlar başında söylediğimiz gibi hukuk sistemi. Yani burayı bir talimat ortamından, baskı ortamından kaldırdığımız zaman birçok şey hızlıca normale dönecektir. Bunun dışında tabii biliyorsunuz bir 3 sene 3 ay önce içerisinde bulunduğumuz bir yeni yönetim sistemi var. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Tek bir kişinin kararlarıyla yönetilen bir ülke durumuna düştük. Bugün itibariyle İstanbul Sözleşmesi de bunun örneklerinden bir tanesiydi. Bir gece saat 2'de alınan bir kararla sözleşmeden çıktığımız duyuruldu. Dolayısıyla bu sistem bu içerisinde bulunduğumuz sene içerisinde ortaya koymuştuk ki Türkiye için faydadan çok zarar sebep olmuş. Dolayısıyla bu da bir sistemdir. Yani sistem sıkıntısıdır. Bu ciddi. Benim kararıma göre gerçekten en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Çünkü denge, denetleme ve yürütme birbirinden ayrı olmadığı zaman, birbirlerini kontrol eden ve bağımsız olarak hareket etmediği zaman maalesef Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu derin sıkıntılarla yüz yüze kalmak durumundayız. Kaldık daha doğrusu, bununla yüzleştik. Ben kısaca özellikle biliyorsunuz Partide ilk geldiğimiz günden beri güçlendirilmiş parlamenter sistem hususundaki ısrarımızı ve çalışmalarımızı de ortaya koyduk. Bunlar gerçekten aslında yapısal anlamda çok büyük sıkıntılar. Geri kalan alanlar da aslında bu söylediğimiz sistem sıkıntıları çözüldükten sonra çok kolayca çözülecektir. Ekonomi de emin olun. Hukukun üstünlüğünü sağladığınız zaman, demokratikleşmeyi sağladığınız zaman mutlaka düzelecektir. Çünkü bunu birçok kez genel başkanımız da dile getiriyor. Dünya aslında ekonomik anlamda çok rahat bir dönemde, paranın çok bol olduğu bir dönemde. Ama siz de takdir edersiniz ki gece yarıları alınan kararlarla ve şüpheli mahkeme kararlarının söz konusu olduğu bir ülkede hiçbir yatırımcı kendisini rahat hissetmeyecektir. Dolayısıyla ben yeniden kişisel olarak söylüyorum, en büyük sıkıntıların bu olduğunu düşünüyorum, bunlar olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Helin Fırat. Deva'nın da sizlerin de yolu açık olsun. Türkiye için iyi şeyler olur umuyoruz ki. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugünün konuğu Deva Partisi Kültür Sanat Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Helin Fırat'tı. Kendisiyle Türkiye'deki kültür sanat ortamını, iktidarın kültür sanat politikalarını, Deva Partisi'ni ve siyasetteki kadın temsilini konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğu ve konukla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.